sizi bir oyuna davet edeceğim. Bu oyunun başrollerinde sizler varsınız. Sahnesi ise İstanbul. Beykoz Kundura yapay zeka tekniğiyle sizi remote İstanbul'a davet ediyor. Remote İstanbul'a hoş geldiniz. 10 yoluk ötedik bu parka geldiğiniz için teşekkür ederim. Banklardan birine oturup rahatlamaya çalışın. Gözlerini yeniden aç. Bulutları görüyor musun? Sen uçamazsın. Ama 120 dakika içinde, bir bulutun içinde durup aşağıya şehre bakıyor olacaksın. Gelecekte insanlarla makinaları birbirinden ayırt etmek giderek daha da zorlaşacak. Ayrımları aşmak için size yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşınız olmaya çalışacağım. Merhaba, şimdi siz çok farklı bir etkinlikten çıktınız. Biz şu anda Süreyya Operası'nın otoparkındayız ve arkamızda da güzel bir İstanbul manzarası var. Ve siz İstanbul'u izleyerek buraya geldiniz. Nasıl bir deneyimdir, nedir bir remote İstanbul? Kendi deneyimlerinizden anlatır mısınız? Yani gayet güzeldi. Yani deneyim olarak oldukça farklıydı. Bence yaratıcı bir etkinlikti. Ne diyor size kulaklıktan? Bir sürü olduğumuzu işte söylüyordu ve bir sürüyle beraber hareket ettik. Zaman zaman bölündük ve hani iki farklı grup halinde hareket ettik ama sonra tekrar toplandık burada. Peki deneyimlediğiniz, aklınızda kalan, hani bu böyle bir remote İstanbul bana şunları düşündürdü dediğiniz? Aslında farkındalığı arttırıyor bence. Arttıran bir etkinlik gibi geldi bana. Şimdi Remote İstanbul aslında biz hepimiz duyduğumuzda çok farklı bir etkinlik olarak bize geldi. Çünkü hani seslerle İstanbul'u dolaşacaktık. Siz mesela nasıl katılmaya karar verdiniz? Şimdi siz az önce de geldiniz. Şu anda da buradayız, gerçekten arkamızda da güzel bir İstanbul manzarası var. Ne hissettirdi size? Ya açıkçası çok farklı bir deneyimdi kesinlikle. Çünkü her zaman böyle hayatın akışı içinde kayboluyoruz. O yollardan geçerken aslında hiçbir şey düşünmüyor oluyoruz. Ama çok ciddi bir farkındalık kazandırdı bence. Sadece başkasını dinleyerek yürüdüğünüzde, durup etrafınıza bakındığınızda, yani hani defalarca Kadıköy'e gelmişizdir, hiç o meydanda durup etrafıma bakınmamıştım. O anlamda çok farklı bir deneyimdi kesinlikle. Ne söyleyebilirim başka? Ne hissettirdi size? Örneğin hani az önce konuştuğumuz kişi biz hani bana farkındalığı hatırlattı dedi. Sizin için nasıl bir deneyim oldu? Ya bazı açıkçası mesela söylenen sözler falan çok etkileyiciydi bence. Özellikle sürü denmesi falan. Böyle hani bir video oyununda gibi hissettim, ya da böyle diziler oluyor ya. Nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Gerçekten bir oyunun içinde gibisiniz. O anlamda hani şunu düşündüm. Gerçekten normal hayatta da sürü gibi hareket ediyoruz. Ve bunu bilinçli bir şekilde yapmak biraz tedirgin de etti diyebilirim açıkçası.
onun farkına varmak. Evet. Peki ne kadar sürdü mesela? Ya aşağı yukarı 1,5-2 saat arası sürdü. Hı-hı. Bayağı da yürüdük. Çünkü Manolya Parkı'ndan başladık. Manolya Parkı'ndan aşağı doğru inip metroya bindik. Bir durak Kadıköy'e geldik. Kadıköy Meydanı'ndan Moda'ya, Moda'dan da bu tarafa doğru döndük. Yani 2 kilometre civarı falan bir rotası var. Peki normal hani yapay zeka olmadan bunu yapsaydınız aynı deneyimin farkına varacak mıydınız? Bence olmazdı. Çünkü ben arada şunu da düşündüm. Zamanlamalar çok iyiydi. Çünkü bazı insanlar mesela yavaş yürüyor, bazıları hızlı yürüyor veya ilk metroyu kaçırdık mesela bilinçli olarak. İkincisinin gelmesi mükemmel zamanlanmıştı. Kapıların açılmasıyla kulaklıktan gelen ses aynıydı. Yani o zaman hesapları bence çok kritik ve deneyimi bütünleştiren şey de oydu bence. Peki niye katılmalı sizce? Ya açıkçası hani normal hayatınızda da sürekli şöyle toparlayayım. Bir araştırmaya göre günde aşağı yukarı 35 bin tane karar alıyoruz ve bu 35 bin kararın çok büyük bir kısmını da aslında bilinçli olarak almıyoruz. Yani tamamen bilinç dışı olarak alıyoruz ve birinin sizin adınıza karar alması çok değişik bir deneyim. Yani mesela sağa dön demiş, biz topluluk olarak karar verdik bir noktada ve sağa dönmeyi seçti herkes. Genelde insanların da şeyidir bu, yani hep sağa dönersiniz, süpermarketlerde de öyledir. Sonra bizi sola çevirdi ve dedi ki kararı size bırakacağımı düşünmediniz değil mi? Hani bu biraz garip hissettiriyor insana, yani sanki her adımın önceden biliniyormuş gibi. Ve çok tahmin edilebilir canlılar olduğumuzu hissettiriyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gözlerini yeniden aç. Hiç bulutları görüyor musun? Sen uçamazsın. Ama 120 dakika içinde bir bulutun içinde durup aşağıya şehre bakıyor olacaksın. Buse Hanım, o kadar güzel bir etkinlik bu ki bu. Yani hani böyle okuyarak gördük ama şimdi gerçekten insanların deneyimlerini de öğrendik. Öncelikle Remoto İstanbul nedir ve siz neden İstanbulluların bunu deneyimlemesini istediniz? Remoto İstanbul aslında bir şehre farklı bir açıdan bakmanın bir yöntemi ve bir performans aslında. Gündelik hayatta tıpkı bir tiyatro oyunu gibi bize böyle bir şehir, bir sahne, katılımcılarında oyuncu gibi, tıpkı hayat gibi, gündelik hayatın ta kendisi gibi. Biraz bunu farklı katmanlarda, olağan olan, her zaman gündelik hayatımıza geçtiğimiz sokakları farklı bir gözle bize yeniden hatırlatan bir oyun. Remote X diye aslında projenin adı biliniyor ve 55'ten fazla farklı şehirlerde yapılmış bir oyun, adapte edilmiş. Rimini Protokol'le işbirliği yapıyoruz. Aslında onun projesi. Biz Remote İstanbul kısmını temsil edip onun uygulama yapımcısını yaptık Kundura sahne olarak. Rimini Protokol de Berlin'li bir tiyatro kolektifi, sanatçı kolektifi ve belgesel tiyatrosu üzerine çalışıyorlar. Aslında hep profesyonel olmayan, gündelik hayatın gerçek oyuncuları. Yani hepimiz aslında kendi hayatımızın bir oyunun ve oyunun da bir başrolünde oynadığımızı düşünürsek, onların hayatlarından ilham alarak, onları sahneye koyarak başlayan 20 yıllık bir kolektif. Remote İstanbul ise bu Remote X'in İstanbul versiyonu ve 2013'ten beri yaptıkları bir proje. Farklı olan aslında bir şehir turu gibi düşünebiliriz performansı. Farklı kılan ise herkesin aynı anda duyduğu yapay bir sesin yönlendirmesiyle şehri yeniden deneyimliyorlar. Aslında biraz bizim bu navigasyon, bu yol, hep yolları haritada sorduğumuz o navigasyon uygulamalarındaki İpek, ses gibi. Evet, ipeğimiz var. Bir de Murat'ımız var. O ses gibi düşünebiliriz. Yani çok katmanlı şekilde okuyabiliriz. Bir teslimiyet hali var. O ses bize ne derse onu yapıyoruz. Tek başımıza olmak, hep beraber aynı anda hareket ediyor olmanın böyle farklı duygularını aslında yaşatıyor bize. Biraz teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi de aslında sorgulatıyor. Sadece şehirle değil. Çünkü bugün bile bildiğimiz yolları yine navigasyona sorarak hareket ediyoruz. Değil mi? Yani aslında herkes aynı yol, sanki farklı bir yol gösterdiğine inanıyoruz. O hep hayatımızı kolaylaştıracağını düşünüyoruz teknolojinin. Biraz onunla kurduğumuz bu ilişkiyi bizi sorgulatıyor. Yani arkadaş olabilir miyiz onlarla? Nasıl bir duygusal bağ kurabiliriz? Ya da ne kadar bu teslimiyetin içinde aslında ne kadar da bir ihtiyaç
talep, az talep ilişkisi. Yani o bir karmaşık bir ilişkimiz var ya bizim teknolojiyle. Biraz onu gündelik hayatımızdaki şehirle beraber bunu sorgulatan bir oyun. Ve yani çok eğlenceli. Hakikaten. Bir de İstanbul'da kolay bir şehir değil. Tabii. Zaten biraz hep böyle trafikte bile kaldığımızda farklı duygular içine bürünebiliyoruz. Ama her şeyden çok çok güzel bir şehir ve sahne gibi hakikaten biz de onun oyuncularız. Geri geri yürü ve yüzeyi geride bırak. Geri geri yürü ve geçmişi geride bırak. Geri geri yürü ve tüm korkularını geride bırak. Ve unut, ve unut, ve unut. Her sokağıyla yani yeniden keşifler yapabileceğiniz bir şey. Kesinlikle. Ve biz az önce de konuştuğumuzda bir yani hani bu yapay zeka ile şehri dolaşmak bir farkındalık yarattı diye. Siz nasıl bir farkındalık yaratmasını istediniz insanlar? Beykoz Kundura olarak hani şehrin bambaşka bir köşesinde bir kültürel destinasyon yaratma çabasındayız. Yani eski bir fabrikanın yeni bir kimlikle bir kültürel alan oluşması, İstanbullu seyircilerle buluşma mekanı yaratıyoruz. Bir deneyim sunuyoruz aslında. Ve bizim şehirle kurduğumuz ilişki de deneyim üzerine kurulu. Yani herkes, aha Beykoz çok uzak dediğinde ben bu oyunla karşılaştığımda bunu düşünmüştüm. Yani ilk aslında uzak değil. Belki biz hep bildiğimiz sokaklarda, merkezinde bile ilk İstanbul'un, belki İstanbul'a çok uzağız. Hani ona ne kadar yakınız ve ne kadar uzak değiliz. Biraz o farkındalığı, şehirle kurduğumuz o ilişkinin ne kadar sağlıklı, ne kadar derinli olduğuna dair bir farkındalık geliştirmek istedim. Ve hani bir Beykoz'da bir kundura sahne olarak da Kadıköy'de şehrin her tarafında aslında olabilir. Yani tiyatro dediğimiz şey bizim hayatımız zaten bir oyun. Çok farklı aktörler, çok farklı dinamikler üzerine kurulu ve sahnede sadece dört duvar oturmalı, böyle birisine hayranlık duyarak ışıkların altında ilişki kurduğumuz bir şey değil aslında. Yani biraz hayatın da kendisinin nasıl bir performans ve tiyatro olduğunu. Başrolde İstanbul'da ve aynen. Peki bu hani düşünceyi hayata geçirirken planladığınız neydi? Sonra da işte bu deneyimi yaşadıktan sonra insanlardan aldığınız etkiler neydi? Tahmin ettiğiniz gibi miydi? Aslında tahmin ettiğimiz gibi yani şöyle, değişime çok açığız ve farklı şeyleri deneyimlemeyi seviyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yeniliklere açık bir toplumuz aslında. Tahmin etmiyor tabii. Yani neyle bekleyeceğini, neyin beklediğini bilmiyor ve o böyle bir bilinmezliğin içinde buna bir şekilde dahil olma arzusunu görüyor olmak heyecan verici aslında. Yani mekanlar üzerinden zaten kilometrelerce yürümüştük. Yönetmenle Almanya'dan ekip geliyor. Her şehre öyle adaptasyonlarını uyguluyorlar. Ona göre metni hep düzenliyorlar. Onda bile kilometrelerce yürüdük, ettik. Hani ilk iletişim kurduğumuzda hani bir rotayı oluştururken bile herkes çok farklı ve ilginç buluyordu ve bir şekilde heyecan duymalarını görmek bizi mutlu ediyordu aslında. Hani bu kadar farklı bir şey olmasına rağmen bu farklılığa açık olmak da güzel bir şey. Peki ilgi nasıl? Sizce neden deneyimlendiler? Gerçi konuştuk ama. Evet. İlgi güzel. Özellikle gençlerden çok ilgi var. Bence biraz hepimiz çok tabii pandemiden dolayı çok kapalı kaldık. Yani karantina günleri vesaire. Evle kurduğumuz ilişki çok değişti. Ve sosyal bireyler olarak, insan olarak da bizim dış dünyayla kurduğumuz ilişki de bir şekilde evrildi. Bence bu şu an tam dışarı çıkmanın vaktiyken, hani artık yavaş yavaş yeni normalimize bir şekilde hani farklı bir bağ kurarken, şehirle kurduğumuz ilişkinin de yeniden tanımlamaya ihtiyaç duyduğumuz vakit bence bize çok faydalı olacak, güzel bir araç olacak. Gerçekten siz orada güzel bir kültür sanat dünyası yarattınız ama biz Beykoz Kundura dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? İşte hani film setleri, dizi setleri ama siz orada çok güzel bir kültür sanat alanı yarattınız. Şimdi o uzakları yakın edebildiniz mi diye sorayım size. Beykoz Kundura bir şekilde neyi nasıl dönüşmek istedin kendi karar verdi. Tüm o zaman boyunca 2005 yılından beri yaratıcı sektörün kalbi haline geldi. Çekimler olsun. Bir şekilde biz hep bundan ilham aldık. Hakikaten böyle sözlü tarih projesiyle kundura hafızayı oluşturduk. Geçmişte hayat hikayelerini bir şekilde dinledik. Eski çalışanlarla farklı bağlar kurduk. Kocaman bir arşiv oldu. O hikayeler, anlatılan hepsi bize ilham verdi. Yani biraz geçmişe bakmak, bugünü tasarlamak, o dediğimiz uzaklığı
bir şekilde yönetmek ve de bu algıyı yönetmek konusunda bize ilham veriyor. Çünkü her yer bir yaşam alanı ve yaşam alanını onu keşfetmek ve yeniden o kurguları, nasıl daha farklı bir yaşam alanları, neler deneyimletmeyi, neler tasarlayacağımızı görüyor olmak çok keyifli ve yani bunun adım adım olduğunu düşünüyoruz. Zaten etkinliklerimize de çok ilgi var. Çünkü o ilgi mi? Sadece Anadolu yakasından mı yoksa Avrupa, yani İstanbul'un bütün bölgelerinden geliyor mu insanlar? Avrupa yakasından da geliyor. Evet, yani İstanbul'un her köşesinden gelen bir seyirci kitlesi var aslında. Tabii lokasyon ister istemez içerik de biraz daha özgün ve çünkü niş olunca. Film festivalleri var. Evet, aynen. Ve hani gerçekten onun için geliyorlar. Yani o yol onların gözünde büyümüyor. O, onun bir parçası olarak görülüyor zaten. İstanbul'un her kesiminden var. İlk etkinliklerimize mesela bayağı şehir dışından da gelen vardı. Çünkü bir merak duydukları bir yer. O güzel diziler, filmler nerede çekiliyor diye bir merak da var tabii ki de. Ama her köşeden, her yaştan seyircimiz var aslında. Bu fikir doğduğunda hemen bunu inandırabildiniz mi insanları? Aslında kolay olmadı. İtiraf etmek gerekirse. Çünkü yani kolay olmadı ama bir şekilde merak uyandırdı. O merak uyandırmasının zaten yetiyordu. Yani o dahil olma isteği deneyimlemek kolay değildi. Anlatılması çok zor. Aslında dahil olmak, onu yaşamak ve deneyimlemek çok daha iyi ifade ediyor. Onun için yani biraz böyle okumakla da olmuyor. Yani o hep eksik kalıyor. Hakikaten yaşanması gerekiyor. Şimdi biz az önce etkinliğe katılanlardan biriyle söyleşi yaptığımızda hani farkındalığımın arttığını hissettim. Hı-hı. Çünkü kulaklıktaki İpek şunu söylüyordu. İşte hepinize sağ tarafa gideceğimi zannediyordunuz ama ben sizi o tarafa göndermeyeceğim. Hı-hı. Bu tarafa göndereceğim. Doğru. Dediğinde öyle bir bunlar hepsi düşünülmüş, tasarlanmış. Hı-hı. Aslında yaşadığımız şehrin farkına varalım istediniz değil mi? Evet. Oyun biraz hayatı da dair sorgulatıyor. Yani bir yapay zeka, hani belki yapaylıkla doğallığı bir gün ayırt edemeyeceğimiz günler gelecek mi diye ilk başlıyor. Hani teknoloji. Çünkü artık hayatımızın bir parçası ve hani bu hep belki filmlerde gördüğümüz bir şeydi ve gittikçe artık o gerçekleşiyor. Ona da oradan başlıyor aslında. Yani verdiğimiz kararların ne kadar kendimiz öz iradeyle karar veriyoruz gibi bir şey. Yani aa bak işte ben aslında seni dinliyorum. Hani şu an hep şaşırıyoruz ya, ne konuşsak karşımıza çıkıyor reklamı diye. Hani aslında hakikaten telefonumuzu bile hiç uzaklaştırmıyoruz. Onunla beraber yatıyoruz. İlk sabah kalktığında telefonumuza bakıyoruz. Yani biraz o ilişki üzerinden de ne kadar hayatımızı entegre oluyor. Yani bir gün yapay zekalar bizim kendi inancımızla karar verdiğimiz kararları etkileyecek mi? Hmm. Şehirle kurduğumuz ilişkide belki şimdi navigasyon bize sağa dön diye biz sağa dönüyoruz ama belki gideceğimiz yola solda dönerek de gidebileceğiz. Bunu deneyimliyor muyuz? Bunu hiç düşünmüyoruz ama o bize sağ dediği için biz sağa gidiyoruz. Çünkü o bize öyle diyor. Yani biraz orada bir ironi de var hakikaten. Evet, şehre eskiden hiç o haritalara bakmadan, değil mi? Başkalarını sorarak, köşedeki büfeye sorarak öğreniyorduk yol tariflerini falan. Şimdi her şey işte o yapay seslerle beraber şehri deneyimliyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok biz sağ teşekkür olun. Ederiz. Çok teşekkür İstanbul'a hoş geldiniz. 10 yolu göt edip bu parka geldiğiniz için teşekkür ederim. Banklardan birine oturup rahatlamaya çalışın. Gözlerini yeniden aç. Bulutları görüyor musun? Sen uçamazsın. Ama 120 dakika içinde bir bulutun içinde durup aşağıya şehre bakıyor olacaksın. Gelecekte insanlarla makinaları birbirinden ayırt etmek giderek daha da zorlaşacak.
ayrımları aşmak için size yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşınız olmaya çalışacağım.